Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresi 3 ve 5. ayetler arasını okuyacağız. Allah-u Teala burada bazı helalleri ve haramları bize beyan ediyor. Şöyle ki, Hurrimet aleykumul meyte, ölü size haram kılındı. Yani ölü eti yemek size haram kılındı. Bunun istisnası mesela balık. Balık denizde normal şekilde öldüğünde onu yemek haram değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu soruluyor. İşte denizdeki varlıklarla alakalı. Onun ölüsü helaldir ve suyu da temizdir. O mealde bir hadisi beyan ediyor. Yani demek ki normalde ölü olanlar haram, ancak balık bundan müstesna. Ve dem, kan haram kılındı. Tabii kan yenilir mi hatıra gelebilir. Normalde bizler yemiyoruz ama cahiliye döneminde Araplar bağırsağın içine kan koymak suretiyle onu pişirip yiyorlarmış. Ve günümüzde yine bazı yerlerde kan yiyenlerin olduğunu duymaktayız. Ve lahmul hınzir ve domuz eti de haram kılındı. Değerli izleyenlerim, belki hatıra gelebilir. Yani domuz neden haram kılındı? Allah-u Teala bazı şeyleri helal, bazılarını haram kılmış. Domuz da etinden istifade edilebilecek bir varlık gibi görülüyor. Ve dünyada şu anda Müslümanlar ve Yahudiler dışındakiler domuz etini yiyorlar. Acaba bu neden haram kılındı? Her şeyden önce Allah-u Teala böyle hüküm vermiştir. La yus'elu amma yef'al. Allah-u Teala la yus'eldir. Hikmetinden sual olunmaz. Ama en azından biz şunu biliriz ki Allah-u Teala bir şeyi yasaklamışsa bunda bir takım hikmetler vardır. İlla hikmet olmasa bile yasaklamış olması yeterlidir. Ve domuz etinde bir takım böyle zararlı şeylerin olduğu günümüzde tıp otoriteleri tarafından da ifade ediliyor. Ve bu manada epey yazılar, makaleler piyasada bulunmakta. Bunun hikmetiyle alakalı oralardan istifade edilebilir. Ve günümüzde domuzun sıkça böyle beslenmesi, her tarafta satılması, İslam diyarı olmayan yerlerde kolayca beslenebilmesinden ve ekonomik olmasından kaynaklanan bir durum. Yoksa normalde oradaki insanlar da koyun eti veya sığır etini daha tercih ederler. Ama domuz eti bunlara nispetle daha yarı yarıya bir fiyata olabildiğinden insanlar genelde domuz etini de tercih ediyor. Domuzda şöyle bir özelliğin olduğu ifade edilir. Domuz eşini kıskanmazmış. Herhalde domuz eti yiyenlerde de o özellik kendini gösteriyor ve Müslümanlar ve Yahudiler dışındaki insanlar genelde domuz da yediğinden bakıyorsunuz böyle bir özellik bunların pek çoğunda kendini gösterebilmekte. Ala külli hal, durum ne olursa olsun, madem ki Allah-u Teala domuz etini haram kılmıştır, bundan kaçınmak gerekir. Ülkemiz Müslüman bir ülke olmakla beraber ülkemizde bazı yerlerde domuz çiftlikleri de var. Hani gayrimüslimler buralardan alıyordur, hatıra o gelebilir. Ama domuz daha ekonomik bir varlık olarak görülüyor kasaplar açısından. Ve daha ucuza elde edilebildiğinden bir takım yerlerde bunun etinin kullanıldığı duyuluyor. Bu noktada tabii hepimize düşen bir görev daha hassas olmak, kimden aldığımıza dikkat etmek ve araştırıcı olmak. Bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Ve lokantalarda rastgele yerde yememek. Çünkü daha ucuz diye bunu tercih etmiş olabilirler. Ve bundan dolayı farkına varmadan insanlar domuz eti yemiş olabilir. Ve haram kılınanlardan bir başkası وَمَا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ ve Allah adının dışında başkası namına kesilenler. Malum bizler hayvanı boğazlarken, keserken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Allah'ın adını yad ederek o şekilde kesiyoruz. Cahiliye döneminde Araplar Lat, Uzza, Menat gibi putlar adına bunu kesiyorlarmış. Ve diyorlarmış ki Lat adına veya Uzza adına veya Menat adına deyip putların namına kesiyorlarmış. Demek ki genel bir ölçü olarak putlar adına Allah'ın adı dışında herhangi bir isimle kesilenler
Bunlar da caiz değil. Vel munhaniga, boğularak ölen hayvan. Vel mevguze, kendisi bir darbe yiyerek, bu bir taş olabilir veya bir sopa olabilir, o şekilde ölen hayvan. Vel mutaraddiye, yüksek bir yerden aşağıya düşerek, ya diyelim bir çukura, bir uçuruma düşmüştür. Bunun neticesinde ölmüştür. Bu şekilde ölenler. Ve natiha, ve toslamanın neticesinde, hayvanlar bazen birbirlerini toslarlar. Bunun neticesinde biri diğerini öldürmüşse yine bu da yenilmez. Ve ma ekele sebu'u, ve yırtıcı hayvanların yemiş olduğu hayvan. İlla ma zekkeytum, ancak yetişir de siz onu boğazlarsanız bu müstesna. Buradaki illa ma zekkeytum, acaba öncekilere de şumulu var mı? Bazı alimler şumulu olduğunu söylemişler. Yani bir hayvan diyelim boğulmuş, ölmeden yetişmişsek onu normal kesmiş oluruz. Veya diyelim ki yüksek bir yerden düşmüş ama hala can çekişiyor, ölmemiş. Bismillah, Allahu Ekber der, onu normal bir şekilde keseriz ve bu şekilde murdar olmaktan çıkar, helal olarak bundan istifade edilir. Ve yırtıcı hayvanlar diyelim hayvana musallat olmuş ama hayvan henüz ölmemiş. Ona varıp yetiştiğimizde, kestiğimizde ondan yemek yine caiz oluyor. Ve ma zubiha ala nusub, ve dikili taşlar üzerinde kesilenler. Yani sunak denilen yerler varmış. Diyelim Kabe'nin orada putlar da var, taşlar var. Belli böyle kurban kesme yerleri varmış cahiliye Araplarında. Orada putlar namına kesilenler oluyor. O taşların üzerine konulup kesiliyor. Bunlar da yine caiz değil. Ve en testaksimu bil ezlem, ve fal oklarıyla kısmet arama tarzında o şekilde olanlar da yine size haram kılındı. Zalikum fısk, bu şekildeki durum fısktır. Yani itaatten çıkmaktır. El yevme, bugün yeisellezine keferu min dinukum, o inkar edenler sizin dininizden yeise düştüler. Artık ümitlerini kestiler. Fela tahşevhum vahşevni, öyleyse onlardan korkmayın, benden korkun. El yevme ekmeltu lekum dinekum, bugün sizin dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum nimeti, ve size olan nimetimi tamamladım. Ve raditu lekum l-islame dine, ve din olarak size İslam dinini seçtim, İslam dinine razı oldum. Değerli izleyenlerim, ayetin bu kısmı veda hutbesinden sonra nazil oluyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Haccetül Veda'da bütün sahabelere, bütün muhataplarına ve onların şahsında kıyamete kadar gelecek bütün insanlara bir hitabesi oluyor. Ve bu hitabesinde dinin haram ve helallerini, dinin bir takım meselelerini ana hatlarıyla Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Haccetül Veda diye bu meşhurdur. Veda hutbesi diye meşhurdur. Ve orada bir takım haramları, helalleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. Bu veda hutbesinden sonra şu ayet-i kerimelerin nazil olduğu ifade edilir. El yevme ekmeltu lekum dinakum, artık bugün dininizi kemale erdirdim. Ve size olan nimetimi tamamladım. Din olarak İslam'ı size seçtim. Dinin bu şekilde tamamlanması şu manayı ifade eder. Artık dinde yeni bir haram, yeni bir helal söz konusu olmayacaktır. Yani din tamamlanmıştır. Bir şey kemalini bulduktan sonra ona ilavede bulunmak veya ondan var olan bir şeyi çıkarmak elbette uygun değil. Veda haccı ile beraber, veda hutbesiyle beraber artık bu dindeki hükümler tamamlanmıştır. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda bazı sahabeler çok üzülüyor, çok seviniyorlar. Artık din kemalini buldu diye. Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gözyaşları içerisinde. Diyorlar, niye ağlıyorsun? O da diyor ki, ben bu ayet-i kerimeden Peygamber Efendimizin vefatının yakın olduğunu hissediyorum. Din tamamlandığına göre artık o görevini yapmıştır. Aramızdan ayrılma zamanı yaklaşmıştır diyor. Bu da Hazreti Ebubekir'in feraseti ve
basireti. Başkasının göremediğini görebiliyor. فَمَنِ اتْتُرَّ ف۪ي مَحْمَسَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِيْثْمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ancak her kim çok şiddetli açlık içerisinde günaha meyletmeksizin mustar kalır, haram olan bu şeylerden yiyecek olursa bunda bir vebal yoktur. Ve bu ve benzeri bazı ayetlere dayanılarak şöyle bir hüküm ifade edilmiştir. Ve denilmiştir ki اِنَّ الدَّرُورَاتِ tübihul mahzurat, yani zaruretler haramları helal kılar. Dolayısıyla domuz eti mesela haramdır ama açlıktan ölme durumuna gelen bir kimse, ölüme yakın olan bir kimse yiyecek sadece domuz eti varsa yiyebilir. Hatta yemesi uygundur. Çünkü yemediği zaman hayatı bitecek. Halbuki hayatı korumakla da mükelleftir. Ancak gayre mütecanifin li ismin, bu önemli bir kayıttır. Yani günaha meyletmeksizin, mesela orada domuz etinden yiyecek ama doyuncaya kadar değil, sadece açlığını giderecek şekilde, ölümden kendini kurtaracak şekilde yiyecek. Dolayısıyla zaruretlerin haramı helal etmesi belli kayıtlarla anlaşılması gerekir. Ve bu noktada şu hükme de dikkat çekilmiştir. اِنَّ الدَّرُورَ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا. Yani zaruretler kendi miktarınca takdir olunur. Yoksa zarurettir deyip hiçbir sınır tanımadan devam etmek bu uygun bir şey değil. İşte bu durumda bir kimse şiddetli açlık halinde günaha meyli olmaksızın yiyecek olursa bunda bir vebal yok. فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ rahim. Şüphesiz Allah gafurdur, rahimdir. Yani günahları bağışlayandır. Son derece merhamet sahibidir. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ. Sana nelerin helal olduğunu soruyorlar. Kul, sen de ki اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ. Tayyip olanlar, temiz olanlar size helal kılındı. Yani bu çok önemli bir ölçü. Demek ki temiz olanlardaki özellik, yani temiz olanların helal kılınması bize aynı zamanda bunun hikmetini de belirtiyor. Habis olanlar, temizin zıttı olanlar helal kılınmamıştır. وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ. Ve av hayvanlarına öğretmiş olduğunuz mükellibine, onları eğiterek tuallimunehunne mimma allemekumullah, Allah'ın size öğrettiğinden onları eğitmek, öğretmek suretiyle onların yakaladıkları, bunlar da size helal kılındı. Yani gerek köpek, gerekse bazı yırtıcı kuşlar av hayvanı olarak kullanılabiliyor. Ayet-i kerimede mükellibine derken kelp, köpek kelimesinden misal getirilmiş. Kelime oradan getirilmiş. Genelde insanlar ava köpekle de giderler. Ve köpeği eğitirler. Bu eğitmenin neticesinde artık köpek söz anlar bir hale gelir. Git dediğinizde gider, dur dediğinizde durur. Ve iyi yetiştirilmiş bir köpek, diyelim bir tavşanı yakalamışsa, yakaladığında onu yemez. Şayet yiyecek olursa o ona aittir. Ondan bizim yememiz uygun değildir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabeden birisine öyle diyor. Eğer diyor gönderdiğin av hayvanı ondan yiyecek olursa sen ondan yeme. Çünkü o kendisi için bunu almış olur. Artık senin onda bir hakkın yoktur buyuruyor. İşte avcılık da hayatın bir realitesi. Yani günümüzde de tarihte de ava çıkanlar olmuşlar. Gerek köpekle, gerekse daha bazı başka yırtıcı eğitilmiş hayvanlarla avcılık yapmışlar. Onların tutup getirdikleri bunlar da helaldir. Fekulû mimmâ emseknâ aleykum. Onların size tuttuklarından yiyin. Vezkür ismallâhi aleyhi. Ve onları salıverirken de Allah'ın adını anın. Veya onlar size tutup getirdiklerinde keserken Bismillah diyerek, Allah'ın adını anarak o şekilde kesin ve yiyin. Vettakullah, ve Allah'tan korkun. İnnallâhe seri'ul hisab. Allah hesabı seri olandır. Şüphesiz Allah'ın hesabı seridir, süratlidir. El yevme uhelle lekumut tayyibat. Bugün tayyip olan, temiz olan şeyler size helal kılındı. Ve ta'amul lezine utul kitab hillul lekum. Kendilerine kitap verilenlerin taamı size helaldir.
Yani kendilerine kitap verilenler derken Hristiyanlar, Yahudiler, bunlara ehli kitap deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar Allah'ı inkar etmiyor, Allah'ı kabul ediyorlar, ahirete iman ediyorlar. Bunlarda da bir takım haramlar, helaller var. Yani kendileriyle hayli müşterek noktalarımız var. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim kitap ehlini Müslümanlara daha yakın görüyor ve kafirlere nispetle, müşriklere nispetle onlara bazı ayrıcalıklar tanıyor. Onlardan birisi onların taamından yiyin, onların yiyeceklerinden yiyin diyor. Burada taam genel bir ifade ama kestiklerinden yiyin genelde müfessirler tarafından böyle açıklanmıştır. Yani diyelim Hristiyan bir komşumuz bir hayvanı kesmiş ve diyelim bir koyunu kesmiş, bizi de davet ediyor. Yiyebilir miyiz? El cevap yiyebiliriz. Çünkü neticede o da Allah'a inanan birisi. Ama bir müşrik kestiğinde ondan yemek caiz değil. وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ. Yani ve sizin taamınız da onlara helaldir. Yani siz onlarınkinden, onlar sizinkinden yiyebilir. وَالْمُحْسَنَاتْ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتْ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ve şunlar da size helal kılındı. Hem ehli iman olan mümin kadınlar, bunlar hür, iffetli olmak üzere size helal kılındı. Kendilerine kitap verilen ehli kitaptan olan hür, iffetli kadınlar da yine size helal kılındı. Yani evlilik noktasında da bir müşrike ile evlenilmez. Bir kafire ile, yani müşrik olan veya kafir olan bir bayanla evlenilmez. Bu noktada din buna cevaz vermez. Ama ehli kitaptan olan bir bayanla evlenmek caizdir. Bir Yahudi veya bir Hristiyan kızıyla evlenmek caizdir. İza ateytumuhunna ucurahunna, tabi bunun da şartları var. Onlara mihirlerini verdiğiniz zaman muhsinine ve iffetli olarak, gayre müsafihine, onlarla zina yapmaksızın, gayri meşru beraberlik olmaksızın, ve la muttahizi ahdan, ve onları gizli dost edinmeksizin bunlar size helal kılındı. Yani kadın ve erkek normalde birbirine yabancı. Ama nikah akdiyle bir araya gelirler ve böylece meşru bir yuva kurulmuş olur. Ehli kitaptan olan kadınlarla da evlenmek caizdir. Ancak bu evlilik olayında şuna dikkat etmek gerekiyor. Karşı tarafın iffetli, hür olması, buna dikkat edilmesi. Hür olmayanla evlenilmez mi? Evlenilebilir ama tavsiye edilen hür olanlarla evlenilmesidir. Ve aynı zamanda evlilik çok ciddi bir olaydır. İki tarafın da iffeti esas alması önemlidir. Gayrimeşru bir araya gelmeleri caiz değildir, uygun değildir. Ve gizli dost hayatı yaşamaları, bunlar yine uygun değildir. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَنِ, kim imanı inkar ederse, fakat habita ameluh, ameli boşa çıkmış olur. Ve huve fil ahireti minel hasirin, ve o ahirette de hüsrana düşenlerdendir. Cenab-ı Hak hepimizi haram ve helali bilen ve ona göre yaşayanlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.